Herkese merhaba. Dinlemeye geçmeden önce kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. İyi dinlemeler. 4. Kanto. Aynı uzaklıkta duran ve iştah kabartan iki aş arasında kalan özgür kişi, ağzına lokma atmadan ölebilir açlıktan. Tıpkı bunun gibi, aynı ölçüde korku salan iki kurt arasında kalan kuzu da şaşırır. İki geyik arasında seçim yapamayan köpek gibi. İki kuşku arasında bocalayıp suskun kaldığım için kendimi ne yeriyor ne övüyordum. Böyle davranmam gerektiğini düşünüyordum. Susuyordum ama yüzüme vuruyordu arzum. Sormak istediklerim de sözcüklerden bile açık seçik okunuyordu yüzümde. Nebukadnezar'ı haksız yere acımasız kılan öfkeye ne yaptıysa Daniel, aynı şeyi yaptı Beatrice'de. Dedi ki, ''İki isteğin de seni kendilerine çektiğini görmekteyim. Bu nedenle öğrenme isteğinin dışarı vurması engellenmekte. Şöyle demektesin kendi kendine. İyi niyet sürdüğüne göre başkasının şiddeti nasıl olur da azaltır hak ettiği merdemi? Platon'un görüşüne göre, ruhların yıldızlara dönmeleri de bir başka kuşku doğuruyor sende. İşte bu sorular istencin üzerinde eşit baskı yapmakta. En tehlikeli soruyu ele alacağım önce. Tanrı'nın kendine en yakın melekleri Musa, Samuel, iki Yuhanna'nın ikisi, dahası Meryem'in kendisi, sana kendilerini gösteren ruhların göğünden başka bir yerde oturmazlar. Değişik yaşlarda da olamazlar. Birinci daireyi güzel kılar tümü de. Ölümsüz ruhu az ya da çok duyumsamalarına göre değişik biçimde geçer tatlı günleri. Sana burada görünmelerinin nedeni bu dairenin kendilerine ayrılmış olması değil, göklerin en düşük derecesini gösterme isteğidir. Sizin aklınıza böyle seslenmek gerekir. Çünkü aklınızın bilgiye çevirdiği önce duygularıyla öğrendiğidir. Kutsal yazılarda işte bu nedenle Tanrı'nın ellerinden ayaklarından söz edilir. Ama vurgulanmak istenen bambaşka bir şeydir. Yine aynı nedenle kutsal kilise Cebrail'i, Mikail'i, Tobias'ı iyileştireni insan biçiminde önerir. Timaeus'un içtenlikle söylediği ruhlara ilişkin sözleri uymaz burada gördüğün gerçeklere. Ruh, onun demesine göre doğa ona biçim verdiğinde ayrıldığı kendi yıldızına döner. Bu düşünce belki de sözcüklerin belirtmediği saklı bir anlam içerir. Taşıdığı niyet de dikkate değerdir. Etkinin değerini ya da değersizliğini bu yuvarlara bağlıyorsa eğer, okunun bir gerçeği vurduğu söylenebilir. Yanlış yorumlanan bu görüş, vaktiyle dünyanın neredeyse tümünü şaşırtmıştı. Yıldızlara Jüpiter, Merkür, Mars adları takılmıştı. İçini kemiren öteki kuşkuya gelince, daha az zehir içerir. Çünkü kötülüğü seni götürmez benden ötelere. Bizim adaletimizin ölümlülere doğru gelmemesi, inancın göstergesi sayılmalı. Sapkınlık zehrine yol açmamalı. Ama anlayışınız yeterli olduğuna göre, bu gerçeği kavramaya, yerine getirmeye çalışacağım isteğini. Baskı altında kalan boyun eğmediğinde baskı yapana, şiddet söz konusuysa, bu ruhlar sığınamazlar bu gerekçeye. Çünkü istenç, bel vermez istemedikçe. Bin kez zorlanan ateşe, doğa ne yaptırırsa onu yapar o da. İstenç az ya da çok bel verirse, şiddete boyun eğer, bu ruhlar da öyle davrandılar, kutsal yere dönecek yerde. Lorenzo'yu ızgarada tutan, Musius'un elinden eden istenç gibi, eksiksiz olsaydı istençleri, özgür kalır kalmaz dönerlerdi zorla ayrıldıkları yere. Böyle güçlü istençler çok az günümüzde. Bu sözleri gerektiği gibi anladınsa, kim bilir seni kaç kez üzecek gerekçe bil ki, yok edildi. Ama şimdi gözlerinin önüne başka bir engel geliyor. Kendi kendini kurtulamazsın ondan. Çünkü yorulursun daha önce. Kutlu bir ruhun yalan söylemeyeceğini, çünkü hep ilk gerçekle iç içe geçtiğini kazımıştım belleğine. Sonra Picarda'dan, Costanza'nın aklının tülünde kaldığını öğrendin. Bu sözleri çelişik bulabilirsin benim dediklerimde. Kardeş, bilirsin ki kaçınmak için bir tehlikeden, istemeden de olsa
yapılmaması gereken şeyler yapılır. Örnekse babası istedi diye anasını öldüren Alkmeon. Baba sözü dinlerken kana bulamıştı ellerini. Bu noktada bilmeni isterim ki şiddetle istenç iç içe geçmiştir. Hatayı bağışlamak söz konusu değildir. İstencin özü geçit vermez kötülüğe. Ama karşı çıkışı daha büyük bir tehlikeye yol açacaksa boyun eğer. Picard da bunları derken değindiği ödünsüz istençti. Benimki ise öbür istençti. İkimiz birlikte gerçeği getirdik dile. Her gerçeğin çıktığı kaynaktan çıkan kutsal ırmak işte böyle aktı ve iki kuşkumu da böyle yatıştırdı. Ey sözleri içimi kaplayıp ısıtan, canıma canlar katan, ilk sevgilinin sevdiği kutlu kişi dedim. Size beslediğim köklü sevgi yeterli değil yanıtlamaya yaptıklarınızı. Her şeyi gören, her şeye gücü yeten yanıt versin benim adıma. Şunu anladım ki, ondan başka hiçbir gerçeğin olmadığı gerçek aydınlatmadıkça doymak bilmiyor aklımız. Ulaşır ulaşmaz gerçeğe, ininde bir hayvan gibi duruluyor aklımız. Ulaşmalı o gerçeğe, yoksa işe yaramaz umutlarımız. Bu istek, gerçeğin eteğinde kuşkuyu doğurur bir fidan gibi. Doğa da bizi yukarı götürür tepeden tepeye. Bu durum ey Ece, karanlıkta kalan bir gerçeğe ilişkin soru sormaya itiyor beni. Bilmek istediğim, tutulmayan sözleri, terazinizin küçümsemeyeceği başka iyiliklerin dengeleyip dengeleyemeyeceği. Bana baktı Bitris. Gözleri öyle kutsal sevgi kıvılcımları saçıyordu ki yenik düştüm. Gücüm tükendi. Gözlerimi indirdim. Kendimden geçtim sanki. 5. Kanto. Yeryüzündekinden daha yoğun biçimde ışıtıyorsa beni sevda ateşi ve bu ışımaya dayanamıyorsa gözlerinin direnci, sakın şaşırma. Bunun nedeni Tanrı'nın verdiğini hemen özümseyen, kusursuz görüşümün yetkinliği. Görülür görülmez sevgiyi ateşleyen sonsuz ışığın daha şimdiden aklını nasıl ışıttığı belli. Başka bir şey alırsa bu sevginin yerini, bil ki onun içinde insanı yanılgıya düşüren bir iz vardır o sevgiden. Tutulmayan sözün diyetini başka bir iyilik dengeleyebilir mi? Bunu öğrenmek istemektesin sen. Bu kantoya böyle başladı Bitris ve konuşmasını yarım bırakmayan biri gibi şöyle sürdürdü kutsal sözlerini. Tanrı'nın yaratılış sırasında cömertçe verdiği yetiler içinde en önemsediği, cömertliğine en uygun düşeni seçme özgürlüğü adını taşır. Ancak akıllı yaratıklar, yalnızca onlar bu yetiyle donatılır. Böyle olunca verilen sözün ne yüce bir değer kazandığını anlarsın. Hele o sözü Tanrı da benimsemişse. Çünkü Tanrı ile kul arasındaki bu sözleşmede etkisiz kılınır değerini belirttiğim hazine. Hem de yine özgür seçimle. Böyle olunca tutulmayan sözü neyle dengelersin? Sunduğun şeyi kullanmak isteyebilirsin. Haksız elde edilmiş bir nesneyle iyilik etmek olur bu. En önemli konuda artık bilgi sahibisin. Ne var ki kutsal kilisenin kimi kez sözden dönmeyi bağışlamasını çelişkili bulabilirsin söylediğim gerçekle. Bir süre daha sofrada kal bu nedenle. Çünkü yediğin çiğ yemeği sindirmen için yardımım gerekecek yine. Aklını aç iyice, söylediklerimi kazı içine. Çünkü belleğe yerleştirmedikçe bilim denemez öğrenilene. Bu özverinin püf noktasını iki öğe belirler. İlki verilen sözün içeriğidir. İkincisi sözleşmedir. Sözleşme yerine getirilmedikçe ortadan kalkmaz. Bu konuya az önce kesin açıklamalar getirildi. İsrailoğullarına işte bu nedenle kurban yükümlülüğü yüklendi. Bildiğin gibi kurban kimi kez değiştirilebilirdi. Madde olduğunu söylediğim ötekine gelince, hata işlemeden de değiştirilebilir bir başka şeyle. Ama hiç kimse beyaz anahtarla sarı anahtarı döndürmeden kalkışmamalı sırtındaki yükü değiştirmeye. Şunu bil ki yeni nesne altının dördü içermesi gibi içermezse eskisini, anlamsızdır böyle bir değiştirme. Demek ki
ağırlığına kepe dayanamayacak denli değerli bir nesnenin yerini tutamaz başka bir nesne. Ey ölümlüler! Verdiğiniz sözü hafife almayın. Tutun sözünüzü. Ama yine de Yaftah'ın ilk sözünde davrandığı gibi gözü kara olmayın. Sözünü tutmak için kötülük yapacak yerde daha iyi ederdi, hata ettim demekle. Yunanların koca reisine de çılgın diyebilirsin. Onun yüzünden Ifigenia güzel yüzüne ağlamıştı. Böyle bir kurbanı duyan çılgınlarla akıllılar da ağlamaklı olmuşlardı. Ey Hristiyanlar! Daha ağır davranın. Rüzgara kapılmış tüy gibi olmayın. Her suyun da sizi arındırdığını sanmayın. Eski ahit ile yeni ahit var elinizde. Kilise ile çobanı yol göstermekte size. Bunlar yetmeli temizlenmenize. Kötü bir hırs sizi kötü bir yöne iterse, içinizdeki Yahudinin alay etmemesi için sizinle, aptal koyunlar gibi değil, insan gibi davranın. Anasının sütünü bırakıp sağa sola koşuşan, eğlenmek için kendi kendine toz vuran kuzular gibi olmayın. Bitris bana bu yazdıklarımı anlattı. Sonra içi istek yüklü, dünyanın daha ışıklı olduğu yöne döndü. Suskunluğu ve değişen yüzü beni de suskunluğa itti. Oysa açgözlü aklım yeni sorular hazırlamıştı. Ve daha kirişin titreşimi bitmeden hedefe vuran bir ok gibi ikinci krallığa koştuk biz de. Bu göğün ışığına erişince kadınım daha da keyiflendi. Öyle ki gezegen bile daha parlak kesildi. Yıldız değişip gülümserse, yapım gereği her biçime girmeye elverişli ben, ne olmuştum kim bilir? Durgun, dingin bir havuzdaki balıklar nasıl dışarıdan gelen her şeye yönelirse emniyetine, binden çok ışığın üstümüze geldiğini gördüm ben de. Şöyle demekteydi her biri: İşte sevgimizi çoğaltacak kişi. Ve her biri bize doğru geldikçe sevince boğuluyordu gölge, yaydığı göz kamaştıran ışınların içinde. Ey okur, eğer sonunu getirmezsem anlatmaya başladığım öykünün, nasıl merak edersin bu sonu, bir düşün. Görünür görünmez gözlerime, durumlarını öğrenmek için nasıl içimin içime sığmadığını canlandır gözlerinde. Ey ölümünden önce Tanrı'nın izniyle sonsuz utkunun tahtlarını görme olanağına erişen soylu kişi, gökyüzüne yayılan bu ışık bizi de tutuşturmakta. Bizimle ilgili bilgi edinmek istersen sorabilirsin çekinmeden. Bunları diyen dini bütün ruhlardan biriydi. Bitris de şunları ekledi: Konuş, çekinme, inan onlara, tanrılara inanır gibi. Kendi ışığının içine nasıl yerleştiğini, güldükçe daha da ışıdıklarına göre ışığın gözlerinden yayıldığını görüyorum. Ama saygın ruh, ne kimliğini biliyorum, ne de başka ışınların ölümlülere perdelediği bu yuvara niçin verildiğini. Benimle konuşan ışığa dönüp bunları dedim. Bu sözler üzerine büsbütün arttı parlaklığı. Parlaklığını perdeleyen kalın dumanları sıcaklık yok edince, güneş nasıl gizlenirse aşırı ışığın etkisiyle, kutsal görüntü de aşırı sevincin etkisiyle kendini gizledi parıltısının içinde ve böyle kapalı yanıt verdi. Bir sonraki şiirin anlattığı gibi. 6. Kanto. Lavinia'yı kaçıran eski yiğidi izleyen kartalı, göğün yönünden çevirdikten sonra Konstantinus, Tanrı'nın kuşu 100 ve 100 yıl boyunca, belki daha uzun süre Avrupa'nın dibinde çıktığı dağların oraya yerleşti. Ve kutsal tüylerin gölgesinde geçerek elden ele dünyayı yönetti. Sonunda benim ellerime geldi. İmparatordum, Iustinianus'um şimdi. İçimi ısıtan ilk sevginin isteğiyle yasalardan ayıkladım. Yararsızı, gereksizi. Bu işe girişmeden önce İsa'nın birden çok değil, tek bir yapısı olduğuna inanıyordum ve hoşnuttum bu inançtan. Ne var ki Agapetus, kutlu çoban, sözleriyle beni gerçek inanca yönlendirdi. İnandım ona. Her çelişkinin doğru da yanlış da içerdiğini görmen gibi senin, ben de şimdi apaçık görmekteyim onun inancının içeriğini. Kilisenin gidişine uydurdum gidişimi.
Olanca benliğimi verdiğim görevi Tanrı bana esinlendirdi. Belisarius'a bıraktım askerlerimi. Tanrı öyle destek verdi ki ona, soluk alma olanağı sağladı bana. İlk sorduğuna yanıtım burada sona erdi. Ama sorunun yapısı gereği, kutsal simgeye karşı çıkanların da, onu benimseyenlerin de nedenle haklı olduklarını anlaman için ek yapmam gerekiyor yanıtıma. Bak, hangi erdem simgeyi saygın kıldı? Her şey, krallığı kurmak uğruna Pallas'ın canını vermesiyle başladı. Kutsal simgenin Alba'ya yerleştiğini bilirsin. 300 yıldan fazla kaldı orada. Üçlere karşı üçler savaştı sonunda. Yedi kral döneminde kaçırılan Sabin kadınlarından Lucretia'nın acılarına, komşu halklara neler yapıldığını bilirsin. Romalı yiğitlerin Brennus'a, Pyrrhus'a karşı başka krallara, devletlere karşı onunla zafer kazandıklarını bilirsin. Onunla Torquatus sanını dağınık saçlarından alan, Quintius sonra Decius'lar, Fabius'lar beni de gönendiren şanlar kazandılar. Po'nun döküldüğü alt kayalarından Anibal'ın önderliğinde geçmeye kalkışan Arapların onurunu kıran da o oldu. Scipion'da, Pompeius'ta onun desteğiyle genç yaşta başarılı oldu. Eteğinde doğduğun tepeye ise zararı dokundu. Sonra Tanrı dünyayı kendi erincine benzetmek istediğinde Roma'nın isteği üzerine Sezar onu eline aldı. Onun Vardan Rihine dek yaptıklarını İsere'de gördü, Saona'da gördü, Seine'de ruhunu besleyen vadilerde. Ravenna'dan çıkıp Rubikon'u geçtikten sonra yaptığı uçuşsa öyle hızlıydı ki söze getirilemez zille, kalemle. İspanya'ya yöneltti ordusunu, ardından Dıraç'a yürüdü. Sonra öyle bir vurdu ki Farsalus'a, acısı kızgın Nil'den duyuldu. Yola çıktığı, Hektor'un yattığı Antadros'u, Simois'i bir kez daha gördü. Ptolemaios'un dersini vermek için yeniden uçtu. Oradan yıldırım gibi İyuba'ya indi. Sonra sizin batınıza döndü. Pompeius'un borularını işitti. Onu sonra taşıyanla yaptıklarını cehennemde oluyan Brutus da Cassius göstermekte. Modena ile Perugia'nın çektiklerini bir de. Onun önünden kaçarken engerek zehriyle, acılar içinde aniden can veren Kleopatra bile hala gözyaşları dökmekte. Onunla birlikte Kızıl Kıyı'ya ulaştı. Dünyaya öyle bir barış sağladı ki İyanus'un tapınağı kapandı. Ama beni konuşturan simgenin kendisine boyun eğen ölümlüler ülkesinde önce yaptıkları, sonra yapacakları, 3. Sezar'ın elinde başardığı işlerin yanında sönük, cılız kalır. Keskin bir gözde, arı bir sevgiyle değerlendirilince. Çünkü bana esin veren, kutsal adalet ona, sözünü ettiğim kişinin aracılığıyla öfkesini dindirme onurunu sağlamıştı. Şaşacaksın şimdi söyleyeceğime. Daha sonra Titus ile birlikte öcünü almaya koştu eski günahın. Ve Lombarlar dişlerini geçirince kutsal kiliseye, onun kanatları altında başarı kazanan Şarman yardım elini uzattı. Yukarıda suçladığım, başınıza gelenlerin nedeni bu kişileri ve yaptıkları yanlış işleri kendin değerlendirebilirsin şimdi. Halkın simgesinin karşısına sarı zambağı dikiyor biri. Öteki partisine bayrak ediyor. Hangisi daha suçlu, bu bile belli olmuyor. Gibellinler varsın oyun bozanlık etsinler. Ama başka bir bayrak edinsinler. Çünkü kartalı adaletten ayırmak yakışık almıyor. Sonra yeni Charles da Guelfleriyle yere çalmasın onu. Tersine daha güçlü aslan yelelerini yolan pençelerden korusun kendini. Babaların suçu nedeniyle sık sık ağlar çocuklar. Ama kimse beklememeli Tanrı'nın kartalı zambakla değiştirmesini. Bu küçük yıldız peşlerinde şanlar, onurlar bırakmak isteğiyle çaba harcamış olan iyi ruhlarla bezemişti kendini. Ama istekler yön değiştirip de yeryüzüne yönelince gerçek sevgi ışınları da daha ağır yükselir göklere. Ödüllerimizin değerini ölçmek de mutluluk verir bizlere. Ektiğimizle biçtiğimiz eşittir çünkü birbirine. Canlı adalet öyle yumuşatıyor ki duygularımızı, bundan böyle yönelmezler hastalıklı bir yöne.
tatlı ezgiler değişik sesler çıkarır. İşte bizim yaşamımızda da değişik dereceler bu yuvarlarda tatlı bir uyum gerçekleştirir. Ve bu incenin orta yerinde yaptığı önemli ve güzel işlerin değeri bilinmeyen Romeo'nun ışığı ışır yeniden. Ona karşı çıkan Provençalılar gülmediler. Yanlış yola girer, başkasının başarısına diş bileyenler. Raymond Berenger'ın 4 kızı doğdu. 4'ü de kraliçe oldu. Bu sonucu sağlayan çulsuz yabancı Romeo oldu. Ne var ki Raymond yalanlara kandı, 10 alıp 12 veren bu doğrucudan hesap sormaya kalktı. O da yaşlı ve yoksul çekip gitti. Yaşamını kapı kapı dilenen bu kişinin yüreğini bilseydi eğer dünya, onu şimdi övenler daha çok överdi.